Değerli kardeşler, sizlere kolay bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sorum çok kolay, cevabı yok. Öyle kolay. Mera'da otlayan bir öküzün dayısı bulunabilir mi? Öküzün dayısı niye olmasın? Amcasını bulun. İnsanın dayısı olduğu gibi öküzün de dayısı olabilir. Yani annesinin erkek kardeşi yok mudur? Öküzlerin de dayıları olur, amcaları olur, kayınpederleri olur, kayınanaları olur. Ama hiçbir öküzden dayısının telefonu sorulmaz. Dayısını hatırlayıp hatırlamadığı da sorulmaz. Çünkü dayı bilmek, amca bilmek insan işidir. Hayvan işi değildir. Öküzler analarını da hatırlamazlar. Öküzlüğün doğasında vardır o zaten. Hatta bir tutam ot için anasını kayadan yuvarlar. Öküzlük gereğidir bu. Kardeşler, insan, sadece insan, geçmişini ve aslını unutması suç olan yaratıktır. Dayıyı hatırlamamak, amcayı hatırlamamak, kardeş bilmemek, insanlıkta yeri olmayan şeylerdir. Ve büyük suçtur. Öküzler arasında, öküz abisini hatırlamamak, bir öküz için ayıplanacak şey değildir. Bir ineğin kaynanasını bilmesi gerekmez. İneğin kendisi gibi inek olan ablasını bilmesi de gerekmez. Şu ana kadar insanlık tarihinde böyle bir soru belki de ilk defa ben soruyorumdur. Ablasını tanımayan ineğin sütü mundardır, duydunuz mu hiç? Böyle bir şey olmaz. Ama ablasını, teyzesini, halasını bilmeyen insan bereketsizdir. Uğursuzdur. Hayırsız insandır. Allah'ın şeriatında da kural budur. İnsanlığın teamülünde de kural budur. Kardeşler, insan olarak biz kanımızı bizimle paylaşan, damarlarımızdaki kanı ortak kullandığımız insanlardan kopma hakkına asla sahip değiliz. Kimdir damarlarımızdaki kanı aynı paralelde kullandıklarımız? Annelerimiz, babalarımız, didelerimiz, ninelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz. Aynı kanı kullanıyoruz bunlarla. Aynı sulptan geliyoruz. Kardeşlerimizle her şeyimiz aynı. Bir Müslümanın yarın Allah'ın huzurunda namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi hesabını vereceği, neden ihmal ettin diye sorgulamaya tutulacağı şeylerden birisi ihmal ettiği teyzesidir. İhmal ettiği dayısıdır, amcasıdır, halasıdır. Bir Müslümanın şeceresiyle bağını kesmesi Allah katında suçtur. Buna dinimizde sıla-i rahim denir. Sıla-i rahim cihattır.
ibadettir, ahlaktır, şereftir, iffettir. Bir Müslümanın hırsız olması nasıl ayıplanacak, suç görülecek, tecrid edilmeyi gerektirecek bir ar konusuysa, sıla-i rahimi ihmal etmiş, birinci derecede kan beraberliği taşıdığı akrabasını yok saymış bir insan da, hırsızlık yapmış bir insan gibi, kumar oynamış bir insan gibi adi suç irtikap etmiştir. Belki dünyanın herhangi bir devletinde, herhangi bir mer'i hukukunda sıla-i rahimi ihmal ettiği için, dedesini hor gördüğü için, dayısını hor gördüğü için bir insana verilecek ceza olmayabilir. Belki ağabey, ablalar, kardeşler bir kenara itildiği için dünyanın herhangi bir hukukunda verilebilecek bir ceza çeşidi bulunamayabilir. Ama Allah gökleri ve yerleri yarattığı gün öyle bir kanun koydu ki, buyurdu ki sıla-i rahimini koparanı attım buyurdu. Nereden attı? Rahmetinden attı. Nasıl şeytan rahmetten kovulduğu için racimdir, laindir, kovulmuştur, itilmiştir, sıla-i rahim koparılmış sıla-i rahimin suçlusu da Allah'ın rahmetinden kovulmuş, itilmiş, bereketsiz insandır. Sıla-i rahim bu ümmeti Muhammed'in insanlığa getirdiği, insanlığın üstüne koyduğu en büyük farklardan bir tanesidir. Bu ümmet öyle büyük bir ümmettir ki hırsızla teyzesinin duasını alamayanı aynı kefeye koymuştur. Bu ümmet öyle bir ümmettir ki cephelerde cihad edip canıyla, malıyla, sıhhatiyle ümmetini, toprağını savunan insana vaat ettiği sevaptan aynı şekilde halasının duasını almak için elini öpmeye gidene de vaat etmiştir. Sıla-i rahim de bir cihattır. Şeytana karşı cihattır. Gurura, kibre, nefsin tazyikine karşı cihattır. Bir Müslüman cuma namazı kılmamakla nasıl Allah'a asi oluyorsa, bir Müslüman alkol kullanmakla nasıl Allah'a asi olmuş oluyorsa, sıla-i rahimi ihmal eden, sıla-i rahim suçu bulunan da Allah'a asi olmuştur. Onun cenazesi kılınırken diğer iş arkadaşlarının gelip de Allah rahmet eylesin, iyi adamdı demeleri bir işe yaramaz. Zira Allah'ın kanunu nedir? Sıla-i rahimi ihmal eden, yakın kan beraberliği bulunan, akrabalarını yok sayan Müslüman namaz kılmış olsa bile, nasıl namaz kılan oruç tutmayınca bir suçu gene bir kenarında bekletiliyor? Ramazan'da oruç tutuyorsun, cumayı kılmazsan gene Allah seni suçlu görüyor. Namaz kılsan, hac yapmış olsan bile sıla-i rahim ihmal edildiği zaman Allah katında karalanmış, lekelenmiş Müslüman olarak kıyamet günü Rabbinin huzuruna çıkmak zorunda kalır. Kardeşler, bu ümmeti Muhammed'in insanlık olarak yeryüzünde yaşattığı en büyük değerlerden birisi de kardeşlerin birbirine kenetlenmiş olmasıdır. Teyzelerin, halaların, amcaların, dayıların kendi çocuklarına rağmen yeğenlerinden ilgi görmüş olmalarıdır. 70 yaşındaki dedenin önünde 50 yaşındaki evladın kendisini yok sayması, paspas yapmasıdır. Bu ümmetin insanlığa getirdiği ve hiçbir milletin, hiçbir kültürün, hiçbir medeniyetin yeryüzünde canlandıramadığı muazzam büyük farklılıklardan bir tanesidir. Bugün yeryüzü teknolojinin bütün izdihamına rağmen ulaşım ve iletişim imkanlarının olağanüstü denecek düzeyde insanlığa hizmet etmiş olmasına rağmen, insanların bir cebinde bir telefon, öbür cebinde başka telefon taşımış olmalarına rağmen, hala eğer akrabalarımız, teyzelerimiz,
Dayılarımız, amcalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz bizi özlemeye devam ediyorlarsa, bu teknolojiye rağmen, Allah'ın nimetlerine rağmen kulluğu beceremediğimizi gösterir. Kardeşler, Müslümanlık sadece namaz kılmak değil, sadece oruç tutmak, sadece zekat vermek değildir. Ahlak İslam'ın zirvesidir. Ahlakın en öncelikli konularından bir tanesi de akrabaların birbirleriyle olan kan bağlarını ölmeden koparmamalarıdır. Hatta ve hatta Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e adam gelmiş, ya Resulallah, anaya babaya akrabaya iyilik edin diyorsun. Anam da öldü, babam da öldü, dualarını aldım, İşim bitti mi benim sormuş. Tamam mı? Bu bağdan kurtuldun mu diye sormuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? Hayır, nasıl bitecek ki demiş. Babanın arkadaşları, dostları yok muydu? Vardı ya Resulallah demiş. Baban sağmış gibi onları ziyaret edip hatırasını yaşatacaksın buyurmuş. Sadece Ramazan bayramında minibüse doldurup da babanı ziyaret etmek değildir sıla-i rahim. Bu herkesin yapabileceği bir iştir. Müslümanın farkı nedir? 24 saat babanın emrinde olmak, 24 saat halanın, teyzenin, dayının, amcanın seni gözünün önünde görmesidir. Menfaatin olmasa bile, onlar seni horlasa bile, onlar sana telefon bile etmemiş olsalar bile, senin sıla-i rahim bağını korumuş olman Müslümanlık farkıdır, iman farkıdır. Yeryüzünde menfaat için, madde için yaşayanla ahiret umuduyla yaşayanın farkı budur. Hoş geldin bile demeyen halasının gider elini öper, nasılsın hala der. Güle güle demez, bir dahaki hafta gene gider. Üç kardeştirler, iki tanesi selam bile vermez, bu gider ayaklarında paspas olur, kapılarında kapıcı olur, yine buna hakaret ederler, mal vermezler, öbürlerini iyi bilirler, bu yine küsmez. Çünkü bu Allah'tan bekliyor. Çünkü bu miras istemiyor, cennet istiyor. Çünkü bunun aradığı iki dönüm bahçe değil, bunun aradığı Havz-ı Kevser'dir. Havz-ı Kevser isteyen Allah'tan bekler. Dede mirasına tenezzül etmez. Babanın bırakacağı gece konduya tenezzül etmez. Kardeşler, sıla-i rahim Allah'ın önemli gördüğü şeylerdendir. Sıla-i rahim İslamiyet'in ibadet dediği şeylerdendir. Herhangi bir zahmete katlanmadan, can, mal feda edilmeden yapıldığına aldanmayınız. Zahmetsiz olduğuna bakmayın, cihattır bu. Çünkü yarın vatanını savunmadın sen, vatanının hainisin deyip Allah bir mümini huzuruna çağırdığı zaman hangi Allah'sa muhasebe edecek olan, dedenle niye ilgilenmemiştin diyecek olan Allah, o Allah'tır. Aynı mantık üzerinden hesap soruyor. Bunun için sıla-i rahimi kültürün üstüne taşıyıp bir yöre kültürü, işte filancalar biz birbirimize düşkünüz mantığının üstüne götürüp sabah namazı gibi, akşam namazı gibi, Ramazan orucu gibi, Ramazan iftarı gibi değerli görmek zorundayız. O zaman Allah'ın rızasına daha yakın iş yapmış oluruz. O zaman yediğimiz içtiğimizin bereketini görürüz. O zaman ömrümüzün huzurunu tadarız. Bakınız, biz neye iman ettik? Bir insan bir saniye fazla yaşayamaz. Allah ne kadar yazdıysa o kadar yaşarsın. Bir saniye az yaşamak da yok. Böyle inandık değil mi? Ne diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Ömrünün uzamasını isteyen sıla-i rahimi çok yapsın buyuruyor. Allahu Ekber. Bu ne büyük iş. Çok hac yaparsan çok yaşarsın demiyor. Sıla-i rahimi çok yaparsan çok yaşarsın diyor. Sen ne kadar hala, amca, dayı duası aldıysan o kadar çok yaşayıp ömrünün bereketini o kadar göreceksin demektir. O gönlünü kırıp onu yok sayıp
bırakıp köyden gittiğin dedeler, neneler, yaşlı anneler, babalar, belki senin gitmeni engelleyemediler ama işlerinin iyi gitmesinin hep engeli olarak kalacaklar sen ölünceye kadar. Sakın dua almadan, olur gidebilirsin yavrum demeden çıkmayasın köyünden. Çünkü kırdığın gönül, müşrik gönlü bile olsa, deden, amcan, dayın, kafir bile olsalar, senin akraban, senin kanınla beraber aynı kanı taşıdıkları için, kafir olmaktan dolayı, üzerindeki hakları ölmüyor onların. Bir anne, bir baba, bir dede, Müslüman da olmayabilir. Anadır, babadır, dededir, haladır, dayıdır. Akrabalık ilişkimizi, sıla-i rahimimizi en üst dereceden kullanır, iş Allah'a kulluğa geldi mi yok sayarız. Kulluk başka şey, insanlık başka şey deriz. İnsanlığı en üst dereceden yaparız. Ama o benim Rabbime olan ibadetime, giyim kuşamıma karışırsa, otur oturduğun yerde demeye gelen, orta cümlelerle tepkimizi gösteririz. Kardeşler, nasıl namazın abdesti var, setre avreti var, kıbleye döneceksin, namazın bir sürü şartları var. İbadet olmuyor gelişi güzel. Sıla-i rahim de gelişi güzel bir ibadet değildir. Şartları var, çeki düzeni var. Kendisine göre yapıldığı zaman Allah'ın rızasını kazandıran bir ibadettir. Onun için sıla-i rahim dediğimizde minibüse dolup işte filan yerdeki teyzeyi ziyarete gitmek sıla-i rahim yapmak demek değildir. Sen zaten asker arkadaşına da öyle gidiyorsun köye uğrarken. Sen zaten Artvin'e giderken Trabzon'daki arkadaşlarına da uğruyorsun. Teyzene de uğramış olman sıla-i rahim değildir. Ziyaret etmek sıla-i rahim değildir. Ziyaret etmek sıla-i rahim değildir. Ziyaret etmek sıla-i rahim değildir. Bayramda görüşme yapmak sıla-i rahim değildir. Onu herkes yapıyor. Çocuklar da ellerini ovuştura ovuştura bayram ziyareti yapıyorlar zaten. O zaman en iyi sıla-i rahimci çocuklar. Bir elinde şeker torbası, öbür elinde bozuk para torbası. Onlar da sıla-i rahimci o zaman. Hayır. Sıla-i rahim ibadettir. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi şartı var, farzı var, vacibi var. Sıla-i rahimin kanunları var. Asla ziyaret etmek demek değildir. Ziyaretten ibaret değildir. Telefon etmek değildir. Hele hele bayramlarda telefon etmek değildir. Sıla-i rahim nedir? Senin akrabanın gönlünü hoş tutmandır. Halanın gönlünün senden hoş olmasıdır. Babanın gönlünün senden hoş olmasıdır. Dedenin sana hayır dua etmesidir. Bu nasıl anlaşılır biliyor musunuz? Şimdi eve gittiğinde telefon et. Telefonu kaldırdığında nasılsın yavrum dediğinde iyiyim dediğin zaman nerelerdesin epeydir görüşmüyoruz diyorsa hoş tutmamışın gönlünü demektir. Akrabanın gönlünü hoş tutmak demek, eğer senede bir gün bayramda gidip elini öpmekten ibaretse odur. Aranızdaki ilişkiye bağlı. Hayır, onun hastalığıyla ilgilenmekse ziyaretin bir anlamı yoktur o zaman. Eğer o 90 yaşında kendisini yalnız ve garip hissediyor, gelin yanımda durun diyorsa, yahu sen şehire gel iş düzenini bozmayalım diyerek sıla-i rahimden kurtulamazsın. Sen niye köye gitmiyorsun? Sen 10 senedir şehirde oturduğun için köy hayatını kendi düzenini bozulacak görüyorsun. 80 sene köyde oturmuş biri şehirde nasıl rahat edecek? Bakım evine ver o zaman. Hayır. Sıla-i rahim nedir? O torunlarımdan biri yanımda dursun diyorsa onu sağlamaktır. Çocuk okula gidiyor, cennete gitmesinden önemli değil. Sıla-i rahim gönlü hoş etmektir. Ziyaret etmek, telefon etmek değildir. Sıla-i rahim o ölürken senin ismin etrafında soru işareti bırakmadan ölmesi demektir.
Eğer hiç gitmeden senede bir defa telefon etmen onu memnun ediyorsa sıla-i rahim odur. Sıla-i rahimin kanunu bu. Ama sıla-i rahim ziyaret etmek değildir sadece. Ramazan bayramında çoluk çocuğu toplayıp onun ambarında ne varsa onu tüketecek bir ziyaret yapmak demek değildir. O en basitidir. Herkesin yaptığı iştir. Ümmeti Muhammed'in farkı odur ki, bir hala köyde yalnız kalmasın diye, şehirdeki düzenini bozar, gider onun hizmetini görürsün, 3 ay sonra da o ölür, buna senin de düzenin bozulmuş olur, o da bozulmuş olur, ama ah vah etmezsin, Allah rızasını verdi sana diye. Müslümanlık farkı budur. Ümmeti Muhammed'den olmanın orijinalliği budur zaten. Zengin halanın etrafında herkes dönüyor fırıldak gibi. Ölünce hiçbir mal bırakmayacak birisinin etrafında dönmek, sıla-i rahim sevabını Allah'tan almanın hak edilmesi demektir. Bir başka mesele kardeşler. Nasıl benim kıldığım namaz, abimin kıldığı namaz yerine geçiyor mu? Abimin tuttuğu oruç, benim orucum sayılıyor mu? Herkes kendi hesabını veriyor Allah'a. Herkes kendi ibadetini yapacak. Sıla-i rahim de böyle. Biz 5 kardeşiz. Babamızın, annemizin, eğer babam annem yoksa dedemin nenemin hizmeti yapılacak. Anne baba yoksa dedenine anne baba yerine geçer. Bunların hizmeti yapılacak. 6 aydır bizde abimler ilgilenmiyor. İlgilenmeyebilir. Ben 6 aydır namaz kılıyorum, biraz da sen kıl diyor muyum abime? Sıla-i rahim benim de sorumluluğum, onun da sorumluluğu, öbürünün de sorumluluğu. 4 kardeş ilgilenmedi, 1 kardeş ilgilendi. Bu ne demektir? 4'ü namaz kılmıyor, 1'i kılıyor demektir. Yeter ben kıldım, biraz da onlar kılsın demediğin gibi, biraz da onlar baksın denmez. Bir baba, bir anne bakıma muhtaç olduktan sonra aklı olan çocuklar birbirlerine silah çekmelidirler. Bu babayı, bu anneyi bu evden alamazsın demelidirler. Yahu biraz da bizde dursun deyince silahı alnına dayamalısın. Bu babayı nasıl alırsın buradan sen? Bu anneyi nasıl alırsın? 3 aydır bizde, 1 ayda siz bakın, Hristiyan sözüdür bu. Çünkü bu menfaate dayanıyor. 3 aydır biz çok zor ısınıyor, fazladan masraf ettik. Biraz da siz, zaten biz memuruz, siz esnafsınız, idare edin. Bu Hristiyan sözü, menfaatperest sözü, kapitalist sözü bu. Allah'ın cennetle nimetlendirdiği, cennetini karşılık olarak verdiği bir iş için bölüşme yapılır mı? Nasıl teklif edilebilir bu? Bir insana babama biraz da sen bak demek, ben çok yaşadım, öleyim benimsi yerime sen yaşa demek kadar kötü bir şey. Müslüman bunu demez. Ama gel gör ki bir kuruşun bile hesabını yaparız, Allah'tan ebedi cennet isteriz. Bu yanlış. Sıla-i rahim tıpkı ibadetler gibi herkesin bireysel olarak mesul olduğu bir ibadettir. Bu Müslümanlık farkıdır. Bir önemli mesele daha kardeşler. Sıla-i rahim eğer bir bayram günü bütün akrabanın, torunların, kardeşlerin, amcaların, halaların, dayıların, büyük babanın yanında toplanması demekse, büyük baba böyle istiyorsa, sıla-i rahim o demektir. Bayram namazını kılarsın, hatta akşamdan gidersin, o köyde kılarsın bayram namazını. İşte filan yerde bayramlaştıktan sonra geleceğiz biz filan olmaz artık. O kaçta bekliyorsa sizi, o saatte orada olacaksın. Gidersin, bayramlaşırsın. Ancak bir arada bulunulması sakıncalı durumlar var. Amca kızlarıyla amca çocukları, hala kızları, hala çocukları bir arada nasıl duracaklar? Dede çağırdı, ölçülü duracaklar. Dış kıyafetlerine benzer kıyafetlerle duracaklar. İhtilat yasak. 2 gün bayram, 15 kişi bir odada, 15 kişi öbür odada yatıyor. Deprem konut evleri gibi böyle yığılmış pozisyon İslami değil. Dede çok ısrar etti. Dedenin gönlü alınacak.
bu harama bulaşılmayacak. Neden? Biz Allah'ın rızasını yaparken cehennemine giremeyiz. Şarapla abdest alınmaz. Abdest alıyorsun, şarap şişesi açtın. Olmaz böyle bir şey. Sıla-i Rahim Allah'ın emri, kadın erkek bir arada oturmasın da Allah'ın emri. Birini yapıp öbürünü yıkamayız. Buna benzer bir yığın örnekler var. En bariz örnek, benim filan akrabam, halam, teyzem, Allah'ın emri, elini öpmem, hastaneye götürmem gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben evimde çocuklarıma televizyondan internete kadar sınır getiriyorum. Evimde her şeyi izlemelerini engelliyorum. Şöyle böyle gayret ediyorum mesela. Bir halam var, gidip 3 gün onda durmam gerekiyor. Ben 3 gün oradayken çocuklarımı götürüyorum. O televizyonunu kapatmıyor. Müstehcen kanallarla izliyor onun torunları. Hala bizim çocukla 3 günde bir şey olmaz. 3 saniyede ölüyor insan. Nasıl 3 günde bir şey olmaz? 2 yolum var. 1. Bu televizyon kapanması lazım. Senin genç kızların benim genç oğlumun yanında durmayacak. E sen buraya yeni kanun mu getirdin? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şarapla abdest almam ben. Selamun aleyküm. Tamam, bu Allah'ın emriydi. Haramlar da Allah'ın kuralı. Çiğnetmem bunları. O zaman en iyimser ne yaparım? Çoluk çocuğumu evimde bırakarım. Sıla-i Rahim'e yalnız giderim. Ben de orada bireysel bir haramla karşılaşırsam oraya da gitmem. Her halükarda Sıla-i Rahim'in en önemli kurallarından birisi de kaş yaparken göz çıkarmamaktır. Mesela ben önce kimden mesulüm? Annemden, babamdan, sonra çocuklarımdan, sonra kardeşlerimden, sonra amcalarımdan, halalarımdan, sonra dayılarımdan, teyzelerimden. Böyle bir sıra var. Bir, anne baba. Anne baba öldüyse dede nene sağsa dede nene anne baba sayılıyor. Anne baba, çocuklarım, kardeşlerim, babamın kardeşleri, annemin kardeşleri. Bu 5 kişiden sorumluyum ben. Birinci sorumlu olduğum kim? Annem babam. Annemin veya babamın ağır hastane masrafları var. Sıla-i Rahim olarak bana düştü. Kardeşimin de böyle bir sıkıntısı var. İkisine bütçem yetmiyor. Formül nasıl? Bir numaradan sorumluyum. Onu hallederim. Kardeşin de Sıla-i Rahim bağı var. 100 kardeş çeyrek anne yapmaz. Çeyrek anne olmaz 100 kardeşten. Anne babanın böyle bir sıkıntısı olmasaydı, kardeşlerimin böyle bir sıkıntısı olsaydı, kardeşim zimmetimdeydi. Ben fakirim. Abim zengin. Üçüncü kardeşimiz muhtaç. Zengin sorumlu. Ben çocuklarımın maişetini, akşam ekmeklerini kısıp kardeşime vermem. Çünkü kardeş 3, çocuklar 2. dereceden. Şeriatımız akla ve hesaba dayanarak bize yön veriyor. Sıla-i Rahim diye dinini berbat et, iflas et de demiyor. Sıla-i Rahim bir kurala bağlı. Bu kural işletildiğinde mümin hem dünyalık huzur bulur, ömrünün bereketini görür, çok yaşar, hem de Allah'ın rızasını kazanır, cennete girer. Kardeşler, en baştaki sözüme, soruma tekrar dönüyorum. Sizce öküzlerin dayısı bulunabilir mi? Bulunsa ne işe yarar ki? Ama ümmeti Muhammed'den olan herkes dayısını bilmek, kollamak, korumak zorundadır. Amcasını bilmek, kollamak, korumak zorundadır. Halasını, teyzesini bilmek zorundadır. Aksi takdirde bu ümmetin yeryüzündeki bütün milletlerden en açık farkı olan şeylerden birisi imha edilmiş olur ki o zaman ümmeti Muhammed diye
Allah'tan yardım bekleme hakkımız olmaz. Diliyorum Allah, Müslümanlığımızın en açık seçik farklarından birisi olan sıla-i rahimin, bu büyük nimetin kıymetini bilmeyi hepimize nasip eder. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.